Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir Aurora videosu çekeceğim. Aurora elektrikli kaç kilometre menzil yapar, bunun testini yapacağız. Bu makine bana ait, 4 aylık bir makine. Böyle bir testi uzun zamandır yapmak istiyordum, sadece fırsatım olmadı. Şu an Ulus'tayım, Ankara Ulus İBA çarşısının önündeyim. Buradan çubuk navigasyon 45 kilometre gösteriyor. Bakalım ben kaç kilometre gideceğim. Ara ara yollarda video çekeceğim size fırsat buldukça. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Evet, şu an 5.7 kilometre oldu. Neredeyim? Fils Cross'tayım. Daha çok yolum var. Trafik çok yoğun olduğu için arkadaşlar şey yapamıyorum. Video çekemiyorum. Hem araba hem motor kullanıp hem video çekmek çok zor oluyor trafikte. Ama İlerleyen zamanlarda yollar hoş olduğu zaman çekmeye çalışacağım. Kas kameram yok, tripodum yok. Elimde şu an gidiyorum. Birinci viteste kullanıyorum ekseri. Birinci viteste daha az şarj diyor. O yüzden yolum uzun olduğu için riske atmak istemiyorum. O yolda kalma gibi bir şansım yok malum. Şimdilik bu kadar. Arkadaşlar şu an 12,5 kilometre oldu. Ekran havada bayağı karardı. Neredeyim? Fursaklardayım. Halen şarjım tam full gösteriyor. Bir rampaya çık, Kuzey Ankara'nın rampaya çıkar. Bir diş düştü. O da zorladığı için. Yani o şekilde arkadaşlar. Şu an bakarım iyi gidiyor. Üşüdüm. Montumun önünü kapattım. Şey tam gözükmüyor ya. Bir saniye. Şu an flaşı yaktım, gördüğünüz gibi arkadaşlar. 12,5 kilometrede daha çok yolum var. Yani 30 kilometre daha yolum var diye düşünüyorum. Muhtemelen evet. Yani ara ara yolu göstermeye çalışacağım ama çok zor yani, hem telefonla hem sürmek. Evet, şu anda 22,7 kilometredeyiz arkadaşlar. 23 kilometre oldu. Halen şarjım full gösteriyor. Yani 3. viteste yarım gazla gidiyorum. Gaza tam yüklendiğim zaman iki diş bile gidiyor, bakın. Yani yolu da yarıladım. 20 kilometre daha yolum kaldı. İşi riske atmak istemiyorum. Ağır ağır yani yarım viteste gitmek istiyorum ki yolda kalmayayım. Yolda kalırsam nakliye bulmam lazım. Şu an otomobilim oradayım arkadaşlar. Van Kavşağı'na yaklaştım. Ankara'yı bilenler bilir. Yani Çubuklu Ulus'un ortasındayım şu an. Evet, şu an yarım gazla gitmeme rağmen 3'e düştü. Ya 4'e düştü pardon. Yani şu an gayet iyi. Yani bu şekilde eve gideceğimi düşünüyorum. İnşallah giderim. İzlemeye devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Van Kavşağı'nı geçtim. Şu an Yenice'ye doğru gidiyorum. İkinci viteste son gazla gidiyorum. 4 diş gösteriyor. 26 kilometredeyim şu an. Benim tahminime göre bir 15 kilometrelik yolum kaldı. Basmıyorum arkadaşlar. Bassam şarjımın gideceğini düşünmüyorum. Yani makineyi yormadan ağır ağır gidiyorum. Şu an ikinci viteste son gaz, yani ikinci vitesin son gazıyla gidiyorum. 3'e attığım zaman hemen bir diş daha düşüyor. Korkuyorum şu an. 26 kilometre oldu. Bakalım, inşallah sağ salim gideriz. Evet arkadaşlar, şu an 31. kilometredeyim. 32'ye girmek üzereyim. Halen ikinci viteste tam gazla gidiyorum arkadaşlar. Esenboğa'yı geçtim. Ha pardon, geçmedim. Şu an Esenboğa'dayım. Esenboğa Kavşağı şurası, lambaların olduğu yer. Halen bir diş eksildi. Yani 4 dişte gidiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an burası Esenboğa'nın, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin girişi. Şu an hiçbir sıkıntı yok. Ağır ağır gidiyorum. Yani gideceğim de kanaat getirdim artık. Ama ben yine de basmıyorum.
şimdi ihtimale bırakmak istemiyorum. 32. kilometre, 10 kilometrelik yolum kaldı. Sağ tarafımda Esenboğa Havalimanı, sol tarafımda Esenboğa Belediyesi. Yani Esenboğa Mahallesi oldu şu anda. Tıngana mıngana gidiyorum arkadaşlar. İşçi galiban insanız arkadaşlar. YouTube kanalım mekanik tesisat üzerine ama bugünlük hayatımdan bir video paylaşmak istedim. Takip edin, yorum yapın. Aha bu da Tarcan dostum. Böyle ağrıya gidiyoruz bakalım. Şu an çubuk gül darbına geldim. Bir diş daha düştü. 3 dişim kaldı. 35.8 kilometredeyim. 3 dişte herhalde giderim yani ya. Gül darbındayım şu an. Yani 7-8 kilometrelik yolum kaldı. Yani ayıp değil de götürür herhalde. Yine ikinci viteste son gazla gidiyorum. Yani ikinci viteste son gazla. Şu an Gündarpı Mahallesi'ndeyim. Bakalım orada göreceğiz. Evet arkadaşlar, Sünlü Mahallesi'ni geçtik. Şu an 41.8 yani 42 kilometreye yaklaştı. Halen 3 diş şarjım var. Nakavasyonun tahminini de bu arada çürütmüş olduk. Ulus Heykel'den çubuk 42 kilometre gösteriyordu. Ama daha çubuğa gelmedim arkadaşlar. Bir 3 kilometre daha yolum var. 3-4 kilometre. Ve ben Ulus Heykel'den başlamadım. Yeba Çarşısı'nın daha altından başladım. Biraz daha altından. Yani Yeba Çarşısı'nın orada diyelim. Yani 42 kilometreyi geçtik. Daha 3-4 kilometre daha yolum var. Belki 5. Sünlü Mahallesi'ni yeni geçtim. Sakalar. Çubuğu bile anlayabilirim. Şu an bir yer bahçedeyim. Sakalar. Bu beni eve götürür arkadaşlar. Bu üç diş beni eve götürür. Ama üşüdüm yani. Dizlerim buz gibi oldu. Korumalığım yok. Şöyle göstereyim. Korumalığı eve bıraktım. Servise götürdüğüm için. Dizlerim buz kesti. Ellerim de buz kesti yani. Ellerim yeni üşümeye başladı. Dizlerim bir 10 kilometredir falan üşüyor. Tam bu soplardan beri üşüyor. Ama az kaldı yani. Ağır ağır gidiyoruz. Yeni şabanın kavşağına az kaldı arkadaşlar. Evet çok şükür arkadaşlar. Yeni şabanın kavşağındayım. Yani çubuğa girmiş bulunuyoruz. Bu saatte sonra kara dönüm yok derler ya. Elimle bile eteliye eteliye götürürüm yani. Ben çubuğun içinden gitmeyeceğim de merkezden şu Akkuzul yolu tarafından gideceğim. Arka taraftan dolanmak daha mantıklı geliyor bana. Daha yakın yani evime. Çarşının içini dolaşmaya gerek yok. Bura gidiş gelişti bir yol. Bu Akkuzulu, yani bura Çankırı'ya çıkıyor bu yol. Çankırı'ya gidiyor. Ben de Çankırı yolundan, Akkuzulu yolundan döneceğim bakalım. Evet arkadaşlar, şu an mahalleye girmiş bulunuyorum. Buradan bir 2 kilometre, 3 kilometre var sanırım. Şu an Aziz Allah illallah. Ağır ağır gidiyorum. 47.6 km'deyim. Yani 48'e yaklaştı. Keyifli bir yolculuk oldu. Korkak bir yolculuk değil daha doğrusu. Çünkü yolda kalırsam nakliye vermek zorundayım arkadaşlar. O yüzden şöyle çevireyim kendimi. Yani yolda kaldığın zaman çok zor. Hani bu saatte nakliye buluyor adam 3 sürmezse 5 lira diyor. Elektrikle arkadaş şarj etme şansın yok ki. Bunda bir kötü uyu var. Normalde benim Ankara'da işim yok. Ben bunu çarşı içinde kullanmak için aldım. Böyle aşağı doğru, aşağı böyle getirsin götürsün. Evimden çarşı arası 2 kilometre, 2,5 kilometre. Bozulduğu için bir arıza yaptı. O yüzden yeba çarşısına götürdüm. Program attılar. Nakliye vermek istemedim. Hem dedim bir test yapayım. Gerçekten 55 kilometre gidecek mi? 55 kilometre gidiyor dediler. Vallahi şu an kaçtayım? Çevireyim şöyle. 1. viteste gidiyorum. Şöyle rampa yukarı çıkıyorum arkadaşlar. 2 dişim var. 48.5'tayım. Yani evime de az kaldı. Anlamak üzereyim.
Yani bu beni götürür. Bayağı götürür yani. Rahat rahat giderim. Ama şöyle bir durum var. Yani son gazla gittiğin zaman götürmez. Ben yarım gaz yaparak motoru zorladığım zaman, mesela şu an rampa çıkıyorum, birinci viteste gidiyorum arkadaşlar. İkinci vitese atsam hemen şimdi şöyle göstereyim. Bak şu an 1-2'ye attım, hemen bir iş düştü, gördünüz mü? Ama yine hızlanmıyor. Çok az bir şey fark ediyor. 30'dan 39'a çıktı. O yüzden rampa yukarı çıkarken ya birinci viteste ya da yarım gazla çıkacağız ki çok şarj yemeyelim. Birinci viteste gittim çoğu yerde. Çoğu yerde yarım gazla gittim. Rampa aşağı kadar hiç yüklenmedim. Kendini saldı aşağı gitti. Kendi hızıyla. Ya da rampa bir şey de vardı. Saray aşağı, sokladan aşağı inerken. Bu şekilde arkadaşlar. Bir de evin önüne gidince çekeceğim. Yani o da devam edeyim. Kaç kilometre oldu? Şu an 49'dayım. Evet arkadaşlar. Mahalleme geldim. 200 metre kaldı. Tam 50 kilometre oldu şu an. Şarj da teke düştü. Tek düş. Ya bundan ancak 1-2 kilometre daha götürür, o kadar. Yani fabrikanın satış bayilerinin verdiği kilometre rakamı doğru. 50-55 kilometre götürür dediler. Ben de 50 kilometre geldim. 140 kilo ağırlığındayım. Düşünün ya, zayıf olsam, daha zayıf biri bilse uzun menzilli gider. Arkadaşlar ben evime geldim. Tam 50 kilometre yaptım. Şöyle durayım da öyle konuşayım. Mahalleme geldim. Tam 50.2. Takip etmeyi, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet.